Kurban olam sana anam. Benim güzel anam. Döndüm ana. Döndüm. Merak etmeyesin hanım. İyi olacağım Allah'ın izniyle. Moğol itinin bu satı etimi kesse de canımı almaya muktedir değil. Hem akşam senin etli bulgur aşından yemeden bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ömrüm sana kurban olsun oğlum. Hoş geldin Sungur'um. Hoş bulduk ağabey. Hoş bulduk. Nerede olursam olayım, hep gönlümde, gözümde sizdeydi. İshak, burayı hemen hazırlayasınız. Eyvallah Artuk Bey'im, hemen hazırlıyorum. Bey, müsaadenle. Müsaadenle. Artuk Bey'im, önce Allah, sonra sana emanettir oğlum. Evet Allah. Hadi ana. Bismillah.
Tuğrul Bey'imiz kardeşi Sungur Tekin'i nerede bulmuş? Ne olup bittiğini biz de bilmiyoruz Aytonun Hatun. Rüzgar üfürüp yel getirmediğine göre beylerle Cenk'e gideceğine kardeşinin peşinden gitti belli ki. Ertuğrul Bey yine bildiğini okudu. Allah'tan başlarına daha kötü bir hal gelmedi. Gelse pek sevinirdin herhal. Abla, böyle bir günde yapma bunu. Tabii Aytol. Bela birken iki oldu değil mi? Ertuğrul Bey'e sevgimizden, saygımızdan ettiğimiz lafların eğilip bükülüp nerelere çekildiğini sen de görürsün. Bu aklı kıt, dili dul avrat otu gibi keskinleri Allah ıslah etsin demekten başka ne edebiliriz? Selcan. Hı. Ana. Ayme, yeğenim nasıl? Belli etmiyor. Ama yarası çok ağır. Senelerdir öldü sandığımız Sungur Tekin'i bulup getirmekle hepimizi mutlu ettin Ertuğrul Bey'im. Allah şifa versin. Eyvallah Gümüştekin Bey'im. Nasıl oldu bu? Kimlerle cenk ettin? Noyan ve askerleri çıktı karşımıza. Bu nasıl mümkün olabilir Ertuğrul Bey? Bizi Noyan'ın peşinden yollayan sendin. Sonra bir anda ortadan kayboldun. Kendi kurduğun cenge kendin gelmedin. Şimdi de Noyan'la karşılaştığını söylersin. Bilesin ki bu sır hallerin hepimizi korkutur. Belli ki Sungur Tekin'le Noyan her nasıl olduysa bir araya gelmişler. Asıl merak ettiğim bu değil. Senin onların yanına nasıl gittiğin beyim. Tevafuk diyelim Gümüştekin Bey'im. Hepimiz ömrümüzü Moğol belasına dur demek için harcadık. Şükür ki Sungur Tekin'e rastlayıp onu sevdiklerine, obasına getirmek bana nasip oldu. Bu nasıl bir tevafuk ola ki? Güvercine yılanın düştüğüne Ertuğrul Bey de düşmüş. Duydum ki Noyan'ın tuzaklarını bir bir aşıp büyük bir zaferle dönmüşsünüz obaya. Allah zaferlerinizi daim kılsın. Mesele bu değil Ertuğrul. Biz sana... Kınlar yiğitliğin değil türlü kancıklığın yuvası olmuşken, payımıza ya derman ya da katlimize ferman düşecekken neyin davasını güdersiniz hala? Sen olmayaydın, zaferin şerbetinden değil, Noyan itinin bize ettiklerinden nasiplenecektik. Hakkını her zaman teslim ederiz beyim. Lakin Tuğtekin Bey'im doğru söyler. Tertemiz de olsa, dilin de kalbin de bizlere mühürlüdür. Bu mühür bozulmadıkça sana nasıl güveneceğiz? Yeter. Susun artık. İçeride hastamız varken
Bunları konuşmanın vakti midir? Sungur Tekin evladım yuvasına döndü. Bu mutluluğumu haram eylemeyin. Varın gidin. İçinizdeki fitnenizi otağınızda dökün. Noya'nın akıttığı kanların hesabı sorulmuştur. Zaferin şerefini tattık. Daha ne istersiniz? Kağan'ın mührü Ögeday'a gidecek. Ögeday bu mühürle gücüne güç katacak. Ordudaki Türkler de bu mühürle coşacaklar. Coşacaklar ki Cihan Hanlığı daim olsun. Türklerin büyük kağanları Oğuz'a duydukları saygı malum. Eğer Sungur Tekin o mühürle ata topraklarına gelirse ordumuz ikiye bölünür. Ve Ögeday da bunun vebalini bizden sorar. Buna izin veremeyiz. Vermeyeceğiz. Oğuz Kağan'ın mührünü bana onlar getirecekler. Başlayalım İshak. Bismillahirrahmanirrahim. Şafii ismine hürmeten. Hazır mısın beyim? Bismillahirrahmanirrahim. Evladımı ölmeden bana gösterdin. Yalvarırım onu bana bağışla Allah. Allah.
zamanda alma benden. Amin. 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 Anar. Her derdimiz bitecek Anar. İnşallah bitecek. Sen içini ferah tut. Gel beyim, yorgunsun, oturalım. Ertuğrul, Noyan'ın orada ne işi varmış? Sungur Tekin'in peşindeydi. Sungur Tekin'le birlikte bütün askerlerini öldürdük. Noyan da yaralı kaçmayı başardı. Önce inini, sonra askerlerini, sonra da Sungur Tekin'i elinden aldın. Gayrı onun tek savaşı sensin Ertuğrul. Seni öldürmeden durmayacak. Noyan'ın öfkesinden ben de çekinirim Halime Sultan. Lakin kendim için değil. İki otağı da, otağın içinde olanları da bizim kadar iyi bilir. Tuğ Tekin'in hırsını, dayımın zaaflarını. Hatta karnında taşıdığım bebemizi bile. Ertuğrul'un evladı için konuş Halime Sultan. Yoksa o karnındaki piçi kendi ellerimle söker alırım. Ertuğrul Bey'in bir de Selcan'ın dedikleri var. Her şeyi bilirim Halime Sultan. Aytol'un da, Gümüştekin de sana saygı duyar gibi görünür. Gözlerini içine güler, lakin ben onların senden nasıl çekindiğini görürüm Ertuğrul. Temiz olmayan bir şeyler var. Selcan da bunları der hem de misliyle. Gündoğdu Gonca Gül'le evleneceği için mi içine sindiremez yoksa? Her ne olursa olsun, Selcan'ı yalnız koymayasın. Lakin ağabeyimin evleneceği o kız, ona da gerekli saygıyı gösteresin. Döndüğüm vakit her şeyi bilmek isterim. Ertuğrul. Uzun bir yola koyuluyorum Halime Sultan. Ben sana söz verdim Ertuğrul. Sen ne eylersen güzel eylersin. Bilmediğim yollara düşsen de benim yüreğim hep seninle. Lakin bu sefer çok başka. Gittiğin yolu bilmemek beni çok korkutur. Neyle karşılaşacağını bilmem.
İçimdeki deli taylar vaktin geldiğini söyler Halime Sultan. İnşallah bir gün o deli taylar sana Hatun Halime'yi de yalnız koma der. Ayrılık aşkı büyütürmüş Halime Sultan. Anlaşılan benim gönlüm sana hep hasret kalacak Ertuğrul. Ayrılıklar gönülde olmasın. Ben her daim seninleyim. Beylerimiz tüm obaya yiğitliğin ne demek olduğunu gösterdi. Herkesin dilinde gün doğdu, herkesin kalbinde Tuğtekin. Hele babamın yiğitliği en çok da o konuşulur. Hasta ayağıyla cenge gitmiştir, lakin nice Moğol'un kanını dökmüştür hala. Herkes Gümüştekin'in sultanın sarayından köhnemiş bir alp olarak dönmesini beklerken, civan mertliğini cümle aleme gösterdi. Çok şükür. Çok şükür. Selcan'ın da sesi soluğu çıkmaz hala. Ağzının payını alınca kuyruğunu kıstırıp Dulavrat çadırına diri diri gömmüştür kendini. Bilesin ki o kara yılan rahat durmayacaktır. İlla bir işlerin peşindedir. Ondan kurtulana dek aman diyeyim, ipe un sermeyesin. O kaltak ölmeden hiçbirimize huzur yok. Bilesin. Selcan Hatun. Pahalı çiçek. Koskoca kız olmuşsun maşallah. Duydum ki yiğit gibi at biner pusat kullanırmışsın ha? Süleyman Şah'ımla obamıza geldiğiniz vakitler daha dün gibi hatırımdadır. Gökçe bacımla ata binmeyi bana sen öğrettiydin Selcan Hatun. Demek o güzel günleri sen de hatırlarsın ha? Nasıl unuturum? Gelmeniz beni o kadar mutlu ederdi ki. Biz de hem Korkut Bey'in hem de Süleyman Şah'ın otağında büyüdük. Sevgiyi, saygıyı onlardan öğrendik. Şimdi rahmetli babamı utandırmadan ona borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir Banu Çiçek. Sen ne dersin Selcan Hatun? Obamız gayyı kuyusu gibi bir fesadın içine düşmüştür. O fesattan kurtulmak için bana yardım etmeni isterim. Lakin sana söylediklerimi kimseye demeyesin. Selcan Hatun, sözlerin beni korkutur. Ne diyeceksen de kurban olayım. İkimizi birlikte görmelerini istemem. Obanın dışındaki çayırlıkta seni bekleyeceğim. Diyeceklerimin hepsini diyeceğim sana orada. Ha? Olanları işitince hemen geldim ben.
sadakatini her zaman takdir etmişimdir Efrasiyap. Şimdi senden öyle bir şey isteyeceğim ki her şeyin üstündedir. Senin için ne yapabilirim Noyan? Sungurtekin'de bir mühür vardır. Süleyman Şah'ın oğullarının o mührü bana getirmesine yardım edeceksin. Benden ne istersen yaparım. Lakin otağa girip... Aileden bir hatunu kaçıracaksın. Mührü değil. Hatunu getireceksin. O vakit mührü bana onlar getirecekler. Emredersin. Benim sadık itim Hamza hala yaşar. Sabah gün doğdu kellesini alacak. Şerefiyle olacak. Ruhlar yanında olsun. Şimdi beni iyi dinleyesin. Sana bu işi nasıl yapacağını anlatacağım. İçine düştük. Obalarımızı bu fesattan kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Ne dersin Selcan Hatun? Anlamıyorum. Nasıl? Korkut Bey'in otağında iki obayı da zehirleyen bir musibet vardır. Bu musibetten kurtulmamda ancak sen yardım edebilirsin. Musibet mi? Kimden bahsettiğimi anladın değil mi? Korkut Bey'in gerekirse uğrunda canını veresin diye seni peşine taktığı o avradı derim. Bunu bana nasıl dersin? Sende hiç mi vicdan yoktur? Koca Korkut Bey hakkında sen nasıl böyle konuşursun? Doğru, o koca Korkut Bey'dir. Lakin avradı olacak o çıyan da hepimizin lanetidir. Koca Dodurga obasını, Korkut Bey'in otağını hepimizi zehirleyecek diyorum sana. Buna mani olmalıyız. Sen aklını kaçırmışsın. Bunu bana Aytolun denen o kaltağın otağında sakladığı şeyi bulmama yardım edersen... Yeter! Beyime de hanıma da ihanet edemem. Sakın ola bir daha yanıma yaklaşmayasın. Yoksa seni pişman ederim. Ne ekersen onu biçersin Hamza Alp. Ya Rabbim, çok kötülük ettim. Çok yiğidin kanına girdi. Kibrim hakikati görmeme mani oldu. Beni bağışla.
Bana son bir kez daha bu obaya hizmet etme imkanı nasip eyle. Selcan, gel Halime. Hoş geldin, hoş bulduk Selcan. Sungur Tekin nasıldır? Artuk Bey hala başında Selcan. Ellerini kollarını sallayarak babamın otağını kirletirler. Gözümüzün içine baka baka bitmek tükenmek bilmeyen ihtiraslarıyla bizi zehirlerler. Selcan. Halime. Benim teselliye değil. Obamız için cenk edecek bir kardeşe ihtiyacım vardır. Ne demek bu? O yaşlı kadın. Kim öldürdü onu Halime? Neden öldürdü? Aytolu'nun da Korkut Bey'in de bizden gizlediği bir haller vardır bilirim. Ne gizliyor olabilirler Selcan? Aytolun otağa gelip kurulduğuna göre ben derim ki Korkut Bey'in ilk eşini Aytolun öldürmüştür. Selcan nasıl ispatlayacağız bunu? Evvela kolyeyi bulmamız icap eder. Sonrasında evvelallah yavaş yavaş onu da ispatlarız. Şimdi de bana Halime, bu yolda benimle var mısın? Varım Selcan. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Sungur Tekin'in Sultan Alaaddin'le mutlaka bir bağlantısı olmalı. Halime ile Dilli Demir'in obadan gidişleriyle de. Neyin peşindeler baba? Bir bir ortaya çıkacak elbet. Selcan Kaltağ haklıydı. Bela birken iki oldu. Sungur Tekin'in gelişi bizim için hiç hayırlı olmayacak ağabey. Saadettin Köpek'ten beklediğim haber gelmeden harekete geçemeyiz. Uç Beyliğimin önünde hiçbir engel kalmayınca Süleyman Şah'ın oğullarının benim için teferruattan öte bir manası kalmayacak. Ezilecek bir böcek, tükürülecek bir kemik gibi. Yeter ki beklediğim haber gelsin. Sungur Tekin, Moğollara esir düştüğünde ben çok küçüktüm. Ne onu, ne de olanları hatırlarım. Bunca zamandır neredeydi peki? Noyan'la meselesi ne? Ertuğrul'la ne menem ilişki içinde Gökçe? Seni anlıyorum beyim. Ertuğrul da Gündoğdu da zor adamlardır. Şimdi bir de Sungur Tekin. İki obanın da iyiliğini isterim bilirsin. Bilirim beyim. Neler döndüğünü bilmezsem tedbir alamam. Bak Gökçe, artık senin yurdun benim otağımdır. İki obanın iyiliği için ne bilirsen ne işitirsen bana diyesin ki ben de ona göre tedbir alayım. Merak etmeyesin beyim.
Bunlar yine tekinsiz işler içinde baba. Korkarım yine başımız belaya girecek. Olan onca şeyden sonra hala Ertuğrul'a itimat etmez mi? Nasıl itimat edeyim baba? Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Senden, benden, hatta anasıyla abisinden sakladığı şeyler var. Ertuğrul korkak biri değil. Hele bir hain hiç değil bilirim. O bana olan sadakatini bilmesem, bileğin kadar yüreğinin de güçlü olduğunu bilmesem, onun başarılarını kıskandığını söyleyeceğim sana. Otağı içinde otağı kurup, devlet içinde devlet kurmuş. Sen bunları görmedikten sonra nasıl uç beyliği kurmak istersin baba? Senin kardeşin içeride ölümle pençeleşirken gitmek nereden çıktı Ertuğrul? Öyle gerekiyor abi. Öyle gerekiyormuş. Ne demek öyle gerekiyor? Ne bana ne de anama bir şey söylemeye tenezzül etmezsin. Vakti gelince söylerim. Sen neyi vakti geldiğinde söyledin ki bunu söyleyeceksin? Sungur Tekin'le buluşmaya gideceğim dedin, Noyan'la vuruştun. Bunlar ne menemişlerdir kardeşim? Sen nasıl bir alemin içindesin? Sen Sungur Tekin'in haberini nereden aldın? Noyan'ın orada olduğunuzdan nereden haberi vardı? Bunu sadece kardeşin olarak değil, bu obanın alt başı olarak bilmek isterim. Bu benim vazifem. Ama sen ne bana ne de anama hiçbir şey söylemezsin. Bana itaat edeceğini söylediğin vakit kastettiğin bu muydu kardeşim? Böyle mi olur itaat? Başın sıkıştı mı, ölümüne yanımda mısın demeyi bilirsin. Lakin hiçbir şey söylemeye geldiğinde hiçbir şey söylemezsin. Attığın her adım bir sır. Abi, bir gün sana her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Lakin o gün bugün değildir. Kardeşim. Gün doğdu. Yeter artık. Yeter oğul. İçeride kardeşiniz ölümle pençeleşiyor. Ana. Ben bile Ertuğrul'un bu ettiklerine katlanamazken Dodurgalılar ne yapsın? Ne yaptığı, ne ettiği, kimlerle aşık attığı belli değil. Abi. Yakında döneceğim. Merak etmeyesin. Eğer gidip de dönmezsen bana Sungur Tekin acısını yaşatırsın. Ola ki böyle bir şey olursa ölümüm senin elinden olur. Başka bir evlat kaybetmeye gücüm yoktur.
dışarıda bekle. Noyan iti nerededir? Bilmiyorum beyim. Noyan iti nerededir? Bilmem beyim. Onca vakittir inindesin. Hakkında hiçbir şey bilmez misin? Bilmem beyim. Bildiğim tek şey var. O da hata ettiğimdir. Bildiğim sadece beni affetmeni istediğimdir. Seni affederse Allah affeder. Lakin ben affetmem. Sungur Tekin. Kardeşin Sungur Tekin mi? Kardeşim Sungur Tekin. Noyan'ın ondan nefret ettiğini bilirim beyim. Vaktiyle ona güvendiğini, Ögeday'ın yanında yükselmesini sağladığını. Sonra da Sungur Tekin'in Sultan Alaaddin'in casusu olduğunu. Sonra. Konuştu mu? Noyan hakkında bir şey öğrendin mi? Yok. Öfken kime gün doğdu? Şunu bil ki sen artık benim oğlumsun. Gayrı cihan eski cihan değildir evlat. Korkakların yapacağı tek şey beladan uzak diyarlara göç etmektir. Lakin bizim bu topraklardan gayrı yurdumuz yoktur. Yüzlerce çadırda binlerce insan ağzımızdan çıkacak tek bir söze bakarlar. Onları yaşatmak boynumuzun borcudur. İki obanın iyiliği için Ertuğrul'a dikkat edesin. Nereye gittiği, ne yaptığı belli değildir. Şüphesiz ki o büyük bir yiğit. Lakin bir gün tökezlerse hepimiz altında kalırız. Mert gelsin, namert gelmesin. Mert gelsin, namert gelmesin.
Mert gelsin. Mert gelmesin. Doğan Alp'im. Kazanız mübarek olsun demeye geldim. Obamıza zafer ve şeref getirdiniz. Eyvallah. Beyimiz ne emrettiyse elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Hepsi bu. Yiğitliğiniz, nökerliğiniz bundan çok daha fazlasıdır Doğan Alp. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah size daha nice zaferler nasip etsin. Eyvallah. Müsaade anne. Aşık olan maşukuna yanmaz mı? Maşuk dile geldiyse hele. Aslan gayrı yatağında uyur mu? Ya abi gidin başımdan. Biz gittik diyelim kardeşim. Ha kardeş, diyelim ki gittik. Nereye gideceksek gayrı? İçindeki ateş sönecek mi kardeş? Ha? Eyvallah. Gelişi körük gibi... Gidişi kömür gibi yalaza kavurur. Oh. Heh, şöyle. Kardeş, hele şükür dile geldi. Dile geldi hele şükür. Kardeş, çamaşırlar tam olmuştur. Hele bir de yemeği yapasın, biz içerideyiz. Çok şükür kardeş. Çok şükür. Gel. Saadettin Köpek size bir mektup gönderdi beyim. Yazıyor baba. Saadettin Köpek uç beyliğimin önünde bütün engellerin kalktığını söyler. Niye böylesin ağabey?
Senelerdir istediğin şey gerçek oluyor. Lakin bütün dengeleri değiştirecek bir hal olduğunu da yazar. Ne demek bu? Yani her şey tehlikede demek. Yok mu bir hal çaresi? Var. Konuşsana ağabey. Neler oluyor? Hal çaresi Sungur Tekin'de. Yanında taşıdığı mühürdeymiş. Saadettin Köpek benden o mührü ister. Sungur Tekin'le Ertuğrul'un bir işler çevirdiğini söylerken haklıydın. Dönüp dolaşıp ucu bize kadar dokundu. Ne yapacağız peki? Hı? İşi buraya getirene kadar nice adamlar öldürdük, nice yuvalar yıktık. Gayrı geri dönüşü olmayan bir yoldayız. O mührü alacağız. Belli ki yarasını dağladılar. Gayrı bitti. İçini ferah tutasın. İnşallah. İnşallah. Üçünüzü bir arada görmek için dua ettik babanızla. O gün geldi. Bana yeniden ayrılık acısı yaşat. Oh.
çeviriyor bunu bu ayı ya? Hayırdır bacılar? Senden bir ricamız vardır Doğan. Geçmiş olsun Ayma Hatun. Geçmiş olsun Ayma Ana. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Şifa dağıtanlardan da. İnşallah. Evelallah Sungur Tekin Bey'im kaya gibidir. Onca yara rüzgar gibi gelmiştir yiğitime. Müsterih olasınız. 3 güne kalmaz eskisi gibi olur inşallah. 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 Artuk Bey'im. Eyvallah. Artuk Bey. Buyur beyim. Sizinle konuşmak isterim. Eğer mümkünse Abdurrahman Alp'in durumunu da öğrenmek isterim. Buyur beyim. Gel anne. Kadını öldürdüler. Kolyeyi de aldılar. Şimdi beni tehdit ederler. Neye bunu Günoğlu Bey demezsiniz? Kolyeyi bulmadan sözlerimin doğruluğunu ispatlayamam ki. Beyimin başka bir avratla evlenmesini istemediğim için yalan söylediğimi zannederler. Kendimi inandıramam. Ben Gümüştekin'in çadırına girdim. Her yeri aradım ama kolyeyi bulamadım. Kolyeyi bulursam katilin onlar olduğunu ispatlayabilirim. Aytoğlu'nun otağına girip kolyeyi aramam lazım. İçimden bir ses kolyenin orada olduğunu söyler. Tamam onu da anladık. Lakin benden ne istersiniz? Banu Çiçek'le konuşmanı. Ne? Banu Çiçek beni otağa sokmanın bir yolunu bulmalı. Allah'tan ümit kesilmez beyim. Her gün dua etmeye devam edeceğiz. Dağlar kan denizine dönse de Noyan yaptıklarının bedelini ödeyecek Artuk Bey. Sen oldukça bundan bir lahza bile tereddütüm olmaz beyim. Sungur Tekin. Aksakalları bilir Artuk Bey. Öge Dayı'nın ordusundaki Oğuzları ordudan koparmak için bizden yardım ister. Sungur Tekin bunu nasıl yapacak beyim? Oğuz Kağan'ın mühürüyle. Mühür onda mı? Öge Dayı'nın ordusundaki kardeşlerimize kim olduklarını hatırlatmak ister.
Eğer bunu başarabilirse, Öge Dayı'nın ordusunu Anadolu'ya girmeden zayıflatabilirsek, kan dökülmeden devletimizi kurtarabiliriz der. Ben gereğini yapacağım bey. Yarın sabah Söğüt'e yola koyulacağım. Sungurtekin gideceği vakit ona yol gösterirsin. Her yeni yol yeni bir dirilişe gebedir beyim. Senin Bizans'ın yakınına gitmen, senin de obanın da kaderini nasıl değiştirecek? Ben de merak ederim. Onca yola koyuldum artık bey. Lakin hiç bu yolculuk kadar heyecanlanmamıştım. Allah seni her daim doğru yol üzere eylesin beyim. Eyvallah. Kardeşim sana emanettir. Eyvallah beyim. Beni görmek istemişsin Efrasiyap. Kilimhane'nin malları hala yükleniyor mu? Hava kararmadan son araba kervan doğru yola çıkar. Son araba sabaha kalsın. Giderken yanımızda birini daha götüreceğiz. Sen dışarıda bekle. Seni Alp'im yaptım. Sana canımı emanet ettim. Peki sen ne yaptın Hamza? Bize ihanet ettin. Yarın ahalinin önünde alacağım senin kelleni. Ne yapsan, ne etsen haklısın beyim. Lakin senden son bir isteğim var. Bari ölümüm sana hizmet etsin. Eceli gelen köpek senin gibi çenilermiş Hamza. Beyim beni dinle. Anlatacaklarım çok önemlidir. Sus kefere. Sus. Demek Ayman'a evlatlarıyla sofrasını şenlendirmek ister. Evet. Oğullar, kızlar, gelinler, damatlar. Mührü almak için bundan daha iyi bir fırsatın olamaz. O mührü alacağım hala. Hiç merak etmeyiz. Senin neler yapabildiğini çok iyi bilirim Gonca Gül'üm. Bundan hiç şüphem yoktur. Gayrı bu yüzük senindir. Hala. Çok güzel bu. Senin gibi her yanından gençlik ve güzellik fışkıran bir hatuna yaraşır. Baktıkça halanı hatırlayasın.
Sungurtekin ağabeyim er ya da geç bu sofraya gelecektir. Hem bak sevdiği etli bulguru yapmışsın. Belki de kokusunu alıp gelir ha. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Oğul. Selcan yemeğe gelmiyor. Bana verdiğin sözü unutma. Bu akşam onun çadırında uyu. Sungur. Afiyet olsun. Etli bulgur aşından yemeden gitmem dediydi bana. Sungur'um. Aha bu kaşık. Sen esir düşüp gittiğin günden bu yana burada seni bekler. Biz ümidimizi kestiğimiz zamanlarda bile anam hiç ümidini kesmemişti. Ah anama. Canım anam benim. Sungurtekin Bey. Sofradaki herkesi tanımak isterim. Lakin Selcan bacımı görmedim ağabey. Selcan iyidir. Lakin bugün sofrada bizimle olamayacak. Ben seni Yavuklum'la tanıştırayım. Gonca Gül Hatun. Kardeşim Sungurtekin. Hadi kızım. Hayırlı geceler bağlamış şakalım. Sana da Doğan abi. Gözüm uyku girmedi, karanfil üşür dedim. Neyi düşünmüşsün? Gecenin ayazı keskindir. Cevval bir kısrak. Hayırdır?
Korkut Bey'in ayetolunun altında karanfili bana verirken senin gibi cevval bir kısrak dediydiler. Onları sever sayarsın değil mi? He ya. Korkut Bey'im öyle. Üzerimde emeği çoktur. Ablama da bana da çok emek verdi. Korkut Bey için de, oba için de her şeyi göze alırsın değil mi? Niye geldin buraya Doğan? Selcan Hatun mu gönderdi seni buraya? Kimse benden, beyime ve karısına ihanet etmemi isteyemez. Eğer bir daha karşıma çıkarsanız, yemin olsun gidip her şeyi anlatırım beyime. Anladın mı beni? Dediği gibi, obanın başında böyle bir uğursuzluk varsa, bu meselenin halli her şeyden evveldir Banu Çiçek. Dahası, Korkut Bey'e karşı vazifendir bu senin. Van Alp, bir kelime daha edersen. Halime Sultan da sana selam etti. Selcan Hatun'un kolyesini otağda arayıp bulsun der. Selcan Hatun dediği gibi kolye otağdan çıkarsa gereğini yaparsın. Ben diyeceğimi dedim. Elçiye zeval olmaz. Kusura dalmayasın. Moğollar esir almaz diyebilirdin. Seni nasıl esir aldılar Sungur Tekin Bey? Atlardan iyi anladığım için bunca sene Cengiz Han'ın ailesinin atlarına baktım. Bunca sene bu kadar mı yani? Sadece bu değil elbet. Atların kılına zarar gelse canımı okurlardı. Şükür ki o zor günleri aşıp aramıza döndün abi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Şükür. Otağımızda sevenlerimizle bir arada anamın yemeğinden yeriz. Gayrı bu cihandan daha ne isteriz? Keşke babanız da burada olaydı da göreydi. Takdiri ilahi ana, takdiri ilahi.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aynı beyim. Noyan'ın ne edeceğini bile bile gitti önüne. Kendini feda etti bizim için. Dur hele. Daha Abdurrahman dimdik ayağa kalkacak. Hem onun da bizim de vazgeçmeye hakkımız yok. Beyim, Tural'ı bundan sonra bana emanettir. Allah'ın izniyle onu da Abdurrahman gibi yiğit bir alp olarak yetiştireceğim. Tural'a yiğit bir alp olacağını bize ispat etti Deli Demir. Ondan hiç şüphemiz yoktur. Bize müsaade verin. Hadi. Alpler. Hazırlanın. Gün doğar doğmaz yola koyuluyoruz. Nereye beyim? Kaderimizin yazılacağı topraklara Turgut. Selcan Hatun, müsaadenizle bir şey diyecektim. Hayırdır tüccar bu saatte? Kilimhanede son kilimleri yüklerken bazılarında hata gördük. Ne hatası be? Tek tek baktım ben hepsine. O vakit Aytol'un hatuna diyeyim. Kusura bakma, rahatsız ettik. Dur hele. Sen git kilimhaneye, ben birazdan gelirim. Bekliyorum seni bacım. Arabanın yanındayım. Gündoğdu beyim. Gündoğdu beyim. Seni sofrada dertli gördüm. Aklım takıldı. Babamdan müsaade istedim. Seninle konuşmaya geliyordum. Dilersen seninle dertleşmek isterim beyim. Hava soğuktur. Üşümeyesin. Seninle olduktan sonra her zemheri bir bahardır beyim. Benim derdim obamdır. Alplerimdir Gonca Gül Hatun. Yetmez mi? Benim derdim de ömrüm yettiğince sana başka dert göstermemektir beyim. Yürüyelim mi? Tüccar efendi! Tüccar efendi!
Tüccar efendi! Tüccar efendi! Seni Selcan Hatun'un çadırına bakarken gördüm. Yürürken bana bir türlü diyemediğin derdin Selcan Hatun'udur. Bilesin ki obaya gelip seni ilk gördüğüm gün sancım başlamıştır. Sen benim için ulaşılmaz bir hayaldin Gündoğdu Bey'im. Süleyman Şah'ın oğluydun. Onun evlatlık kızıyla evliydin. Seni kalbimden söküp atmak için nicedir kendimle cebelleşir dururum, bilir misin? O gün gelip beni babamdan istedin ya. Artık cihan umurumda değildir. Ne Selcan Hatun'un senin karın olarak kalması, ne de başka bir şey. Ya şimdi? Yüreğim dardadır beyim. Seni onun çadırının önünde gördüğümden beridir ben. Kusura bakmayasın. Haddimi aştım yine. Seven kıskanırmış. Kusura bakmayasın beyim. Hayırlı geceler olsun. Gonca Gül Hatun. Sözlerimi iyi belli etsin. Selcan, bir ömür benim hatunum olacağına söz verdi. Ben de onun eri olacağımı. Bilirim. Hak da veririm. Benimki genç bir kızın ahmaklığı işte. Kusura bakmayın. Senelerce hep bugünü hayal ettim. Ailemle aynı otağda, aynı sofrada oturmayı. Gayrı ölsem de gam yemem.
Dinlen hele biraz. Konuşacak çok şeyimiz var o. O bana döndü dünya. Ana. Sabah yola çıkmak isterim. Yola mı çıkacaksın? Nereye gideceksin? Daha yeni geldin o. Üstelik bu halde. Gitmeliyim ana. Sen de Ertuğrul gibi dudaklarını bize karşı mühürleyecek misin oğul? Sırlar sırlar örtün ana. Örtülen her sır yeni bir sancıdır. Yeni sancılar ise yeni sırların habercisi. Sana hangi sırrımı diyem ki yarana merhem olsun. Merhem değil, sırlarım yarana tuz olur. Bunu bana yapma ana. Sırlarım sır kalsın. Sadece bende kalsın. Bilesin ki babamın da Oğuz atamın da şerefine leke çalmam. Bunu bil ve Doğan'ı benden esirgeme ana. Hadi dinlen biraz. Hakkını helal edesin ana. İnşallah hayırlı haberlerle dönerim. Sungur'la yolunuz hangi yolsa o yolunuz açık olsun oğul. Hakkım size helal olsun. Tez gidin. Tez gelin inşallah. Bilesin ki bizim yolumuz ateşi aşk yoludur ana. Bu yolda bir katre şuurlu olmak isteyen kullarıyız Mevla'nın. Bundan ötesi de bize haramdır. Hakkını helal edesin. Allah'a emanet olasın. Siz de Allah'a emanet olun.
Hallettin mi? Hallettim baba. Yemekte bir ara Gökçe ile içeri girdik. Aldım Mührü. Bak. Çok güzel. Evet. Bunu da Efrasiyap Tebriz'den getirdi. Bu daha da güzel. Daha neler var? Bak sana ne göstereceğim. Hemen geliyorum. Tamam. Artık uç beyliğinin vakti geldi. Gayrı bunun dönüşü yoktur. Allah muvaffak etsin ağabey. Lakin bu mühür neyin mührüdür? Oğuz Kağan'ın mührü Aytolun. Ne dersin baba? Nice hanların, sultanların peşinde koştuğu bu mührü Saadettin köpeğe mi vereceksin? Hayatta her şeyin bir bedeli vardır kızım. Ben bedel ödedim. Şimdi sıra Saadettin köpekte. İyice gidiktir. Banu Çiçek bacımı göremeyeceği ya. Depik yemiş aygır gibi feleği şaşmıştır. İnşallah bir gün sen de aşk ateşinde yanarsın Mams. Yanarsın da o zaman anlarsın dünya kaç bucakmış. Tövbe de kardeş. Tövbe de. Sen aklını ayran aşıyla mı kemirdin? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kardeş, bilmezmişsin gibi. Ben pusatımla evliyimdir. Evlat deyi atımı severim. Beyim öl der, ölürüm. Yolunu şaşıran bir ok. Menzilinden çıkmış bir mızrak. Kardeş dur, yolun buraya kadar dur diyene kadar. Cenk ederim. Her cengimiz de gerdeğimizdir, çok şükür. Eyvallah kardeş. Yarın yine bize yol göründü kardeş. Bakalım bizi hangi cenkler bekler. He kardeş. Bakalım ne cenkler bekler. Aşk da neymiş? Tam deli işi. Kardeş. Ay kız bacımı ayrı tutarım bilirsin. Bilirim. Bilirim.
Hadi yat uykular. Çok şükür Ertuğrul Bey'imiz var. Var da acımızla kavrulmaya zamanımız kalmaz. Bir şey mi dedin kardeş? Allah rahatlık versin. Sana da kardeş, sana da. Her şey Noyan'ın istediği gibi oldu. İnşallah, inşallah. Sakin ol. Benim. Ne işin var senin burada? Noyan hiçbir yiğidini arkada bırakmaz. O vakit siz de beni bu obadan çıkarmanın bir yolunu bulun. Bulun ki ben de Noyan da sizlere minnettar olalım. Sabah nöbetçiler değişene kadar kaçtığımı anlamazlar. Siz de beni bu obadan çıkarmanın bir yolunu bulun. Hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Noyan da senin yanında isterdi. İstediği de oldu. Allah yolunu açık etsin Ertuğrul. Amin. Her nereye gidiyorsan hayırlısıyla git. Tez gidip tez dönesin. Sevdiklerine kavuşasın. Gönül koymayasın isterim abi. İnşallah döner dönmez her şeyi anlatacağım sana. İnşallah kardeşim. İnşallah. Thank you.
Hazırız beyim. Dur, 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 dur. Hakkını helal et beyim. Seneye kısmetse tekrar iş yaparız inşallah. İnşallah tüccar. Birlikte daha büyük işler yapacağız. Sizin gibi dürüst işini yapan Türkler oldukça herkes kazançlı çıkar bu işten beyim. Beni bağışlama. Lakin dediğin gibi değersiz kanımla da toprağı kirletme. İzin ver, Abdurrahman'ın intikamını alayım. Bana, kardeşlerine ettiğin bunca ihanetten sonra sana nasıl inanayım Hamza? Sana Noyan'ın kellesini getirmek isterim beyim. Bu uğurda ölürsem kanım sana da toprağa da helaldir. Lakin sana daha fazlasını da verebilirim. Obada bir hain daha var beyim. Buraya niye geldiğini, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama bilesin ki seni de beni de Noyan'a o götürecektir. Kimmiş o? Tüccar Efrasiyap. Bu zamana kadar obayla ilgili o kadar çok haber taşıdı ki sana da obaya da çok zarar verdi. Dilersen onu ve adamlarını yakala konuştur. Haklı olduğumu göreceksin. Kararın her ne olursa olsun, kanım sana helaldir beyim. Hakkını helal et. Hamza, bak, bu dediklerin de yalansa, yarına bırakmam. Şuracıkta alırım senin kellini, bilmiş ol. Söylediklerimin hepsi doğrudur beyim. Vakit, bu gece seni bu çadırdan kaçıracağım. Doğruca Efrasiyap'a gideceksin. Abdurrahman'ın yarım bıraktığı işi bitireceksin. Anladın mı? Anlaşıldı beyim. Çekil hele. Son nefesime kadar seninleyim beyim. Allah senden razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah beyim. Ya.